Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi hafta sonları ve şimdiden iyi bir hafta diliyorum. 10 Şubat 2024 itibariyle de tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı altını değerlendireceğiz. Altında hem olumlu hem de olumsuz teknik görüntüleri sizlerle birlikte inceleyelim. Ve kısa vadede, orta vadede, uzun vadede grafikler nasıl şekilleniyor ve nasıl şekillenebilir? Bütün ihtimalleri kapsamlı bir şekilde söz verdiğimiz gibi de ele alalım. Sizlerden ricam da videoyu sardırmadan izleyin ki en ufak bir detayı atlamayın. Sonrasında sıkıntılı işlere bulaşmayın. Ve kanalımıza destek olmayı da unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz ve abone olalım arkadaşlar. Bu bizim için de en önemli destek. Şimdi aylık bazda sizin için ortalama değerleri inceleyeceğiz. Haftalıkta, günlükte ve saatlikte de inceleyeceğiz. Hem dolar bazında hem gram bazında hem de 10 yıllık tahvil faizlerinde. Aylık bazda ons altın grafiğine baktığımızda ortalama değerler gayet güzel bir şekilde çalışıyor ve yükselişi destekliyor. Burada bir problem yok. Kapanış grafiklerine baktığımızda 2070 doların üzerinde kalıcılıklar bizim için önemli demiştik ama aylık bazda kapanış grafiklerine baktığımızda tarihi zirve kapanışı 1990 dolar arkadaşlar ve bölgenin üzerinde kapanışlar gelmeye devam ediyor. Aylık da bölgenin üzerinde kapanışlar geldiği takdirde 2000'in üzerinde güçlü duruş devam edecek. Burada bir problem yok. Bu aylık bazdaki görüntü. Yani her bir mum bir ayda oluşuyor. Önce olumlu teknik görüntülerden bahsediyorum ki videodan sıkılmayın. Ve şunu diyebilirsiniz burada, katılıyorum da. Ya burada şöyle bir güzel bir çanak oluşmuş, bir kulp, tekrardan büyüyeceğine bir kulp ya da şunu saymayıp burada bir çanak şöyle ve bir kulbe oluşmuş. Evet arkadaşlar, bu çok güzel bir görüntü. Yani bir yükseliş formasyonu diyebilirsiniz ve noktasal olarak da zaten direnç bölgesi de çalışıyor. Burada da bir problem. Bu da sizin için çok güzel bir görüntü. Altın yatırımcısı için, uzun vade için harika. Ama bu ana çanak ve kulbu 2011 yılının 8. ayından itibaren oluşuyor. Bunu unutmayın. Yani çok uzun bir vadede bir formasyon bu. Her bir mum yani aylık bazda bir ayda oluşuyor. O yüzden kısa vadede altın ne zaman bu formasyonu çalıştıracak, çalıştırmayacak sorusuna 2150 dolar seviyesi direnç. Bölgenin üzerinde bir ayda kapanış gördüğümüz takdirde artık o hangi ay olursa olsun pozitif hareketlilik başlayacak. Ha, burada nerelere kadar gidersiniz sorusu. Burada ilk etapta böyle bir formasyonda çanağın fiyatlamasını alamazsınız. Çok önemli jeopolitik risklerin fiyatlanması gerekiyor. Bunu belirteyim. 2600'lere doğru ilk atak gerçekleşir bu görüntüye göre. Sonrasında da arkadaşlar hareket 3000 doların üzerine 3100'lere doğru gider. Bu da sizin için ikinci iyi görüntü. Üçüncü iyi olmasını beklediğimiz görüntü de şurası. İnşallah olacak ama biraz daha zaman ihtiyacı var gibi. Şöyle bir formasyonumuz var arkadaşlar. Bunu zaten sürekli olarak aylar öncesinden de paylaşmıştım. Burada da formasyonda buradaki çanak ve kulpa istinaden şu kısa vadeli burada bir çanak ve kulp var. Hatta burada da bir aslında şöyle bir formasyon var. Topo dediğimiz. Bunu da yine şöyle çizeyim ben. Takibinizi yaparsınız. Şöyle bir ihlal olmuş. Yani formasyon devreye girmemiş. Üzerinde kapanış olmadığı için. Aylıkta da şöyle bir güzel formasyonumuz var. Ha, bozulabilir mi? Tabii ki piyasalarda hiçbir şeyin garantisi yok ama çalışması için RSI'de de 62 seviyesinin üzerinde aylık kapanışı görmeniz gerekiyor. Bu detayı da belirteyim. Burada da yine her bir mum bir ayda oluşuyor. Bu da sizin için üçüncü. Kısa, orta ve uzun vadede pozitif başarı gördüğüm bir teknik görüntü yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi gelelim haftalığa. Haftalıktaki hareketli ortalamamız bize ne söylüyor? Yükselişi destekliyor ama çok da abartılacak şekilde bir sıkışmanın içerisinde değil göstergeler. Bunu söyleyeyim. Yani özellikle hareketli ortalamalar. Benim buradaki tedirginlik veren ve bizi uyaran görüntü şu. 4 tane hemen hemen eşit, hatta 4. biraz daha yüksek bir tepe. Göstergeler düşüyor arkadaşlar. Yani zıttına bir teknik görüntü var. Bu da bir negatif uyumsuzluk. Bir çöküşü beraberinde getirir mi? Şöyle söylüyorum. Bunu biraz daha saatle inerek ya da günlüğe gelerek değerlendireceğiz. Günlükte hareket acayip şekilde baskı altında. Göstergeler çünkü iyice sıkıştı. RSI'de de bakıldığında 44-45 seviyeleri artık baskının
son bulacağı ve aşağı yönlü bir miktar satış hareketlerinin geleceği nokta. Bakın bu kısa vade. Aylıktaki o pozitif analizleri unutun. Şimdi aklınıza onları getirmeyin ve orayla kıyaslamayın. Buradaki baskı için 2000 doların altında dikkat. Şimdi biraz daha kısa vadeye geldiğimizde 4 saatlikte arkadaşlar ne görüyoruz sorusuna. İlk etapta şöyle şunları temizleyelim. Şu ortalama değerler zaten iyice baskı altında görüyorsunuz. Şurada bir obo yani bir düşüş formasyonu. En kısa vadelere geliyoruz artık. Haftalık, günlük ve saatlikte işler pek de iyiye gitmiyor. Şurada tutan bir yükseliş trendi var. Çünkü 3 temasında yapmış buraya. Yuvarlak çizgi alayım görün. Yani çalışan bir yükseliş trendi. Şu an için onaylı burası. Bir de düşüş formasyonu. 2020 doların altındaki hareketlere dikkat kardeşim. Buradaki alıcı grubu ilk etapta 1980'ler. Onun da altında 1930'lar. Uyarmadı demeyin. Kısa vadeli baskı üst seviyede. Gram tarafı için çok fazla söylemeye gerek yok. 1940 lira seviyesini zaten takip ediyoruz ama burada da illaki ben bir takip yapacağım diyorsanız burada saatlik bazlarda çok güzel veriler yok. Bunu belirteyim. Yani çok pozitif yukarı destekleyecek görüntüler yok. En önemlisi bizim için günlükteki şu destek hattı 1940 lira. Ve onun da haricinde ben biraz daha bana bir trend yakalayacak bir hareket lazım diyorsanız şurası çok güzel. Hatta bunu da saatliğe aldığınızda şu şekilde karşınızda zaten göreceksiniz. Hadi en baba sizin için şöyle olsun. 1980 liralar arkadaşlar. Dikkatli olun. Uyarmadı demeyip burada da çünkü göstergelerin tepeleri saatlikte düşüyor. Günlükte de zaten çok nizami bir düşüş görüyorum. Yani yukarı yönlü bunların hepsi bozulursa zaten yukarı yönlü roket. Ama bozulmadığı takdirde ekstra problem. Şimdi ana mesele 10 yıllık tahvil faizleri. İşte sıkıntı burada başlıyor. Çünkü altını baskılayan en önemli görüntü burada ve tehlikeli ortalama değerler, tehlikeli mum formasyonları, tehlikeli dirençlere artık dayandık. O zaman burada ne yapacağız? Dikkat. Şimdi arkadaşlar satış baskısını tepeden gördük. Göstergelerimiz sata tam anlamıyla dönmedi. Fiyat döndü. Kısa vadeli 9-20 günlük ortalamalar sata döndü ama uzundaki 50, 100 ve 200 günlük yani fuşya rengindeki turuncu ve turkuaz rengindeki ortalamalarımız sata dönmedi. 200 günlüğün üzerinde kalıcılık devam ediyor ve fiyat da 200 günlüğün üzerinde. Bu korkulması gereken bir görüntü altın yatırımcısı için. Zaten gelen ABD verileri, tarım dışı istihdam verileri, orada da sıkı duruşun korunacağını zaten sinyallerini bize vermişti. Powell'ın açıklamaları ve Fed'in genel görüntüsü de bunu onayladı. Burada da bir sıkıntı yok. Yani altın aşağı gidebilmesi için dolar varlıklarının yukarı yönlü bir hareket sergilemesi gerekiyor ve bunun içinde tehlikeli görüntüler var. Yani şu sıkışmayı istediğiniz her enstrümanda gördüğünüzde yukarı yönlü bir atak tehlikesi demektir bu. Çünkü 200 günlüğün üzerinde kısa vadeliler de artık yukarı doğru kırmaya başlamış. Biraz daha orta vadede diyebileceğimiz 50, 100 ve 200 günlük ortalama değerler halen kesişme gerçekleştirmiyor. Yani burada bir tuzaklama hareketi var. Yani burada bir ne var arkadaşlar? Aşağı yönlü satış yerini yukarı yönlü harekete bırakacak. Ama dikkat edelim. Çok sürpriz gelişmeler olur. Bunlar aşağı yönlü baskılanır ayrı mesele ama bu bölgenin üzeri yani 4,20 seviyesi ABD 10 yıllık tahvil faizinde bütün dengeyi bozar. Kripto para piyasasında da bozar ki beklentimiz zaten kısa vadeli. Bu yönlerde bizim dikkatli olmamız. Burada anlaşılmayan bir durum var mı? Yok. Haftalığa geldiğimde burada da arkadaşlar haftalıkta 50 haftalık ortalama değerin 10 yıllık tahvil faizlerinde sürekli olarak yükselişler için referans bölge olarak kabul olduğunu görebiliyoruz. Yine aynı noktadayız. Yine aynı tehlikeli hareketler. 4.20 çok kritik. Burada da bunun uyarısını vereyim. Şöyle de baktığınızda yine haftalıkta pozitife dönmek üzere olan ve sıfır bölgesinden bakın. Sıfır bölgesi referans bölgedir. Daha önce yuvarlak çizgi aldığım bölgelerle de sıfır bölgesi birebir uyuşuyor. Bunu size para karşılığında bile bu analizi böyle detaylı bir şekilde anlatmazlar. Övündüğüm için söylemiyorum bakın. Şöyle tik atayım daha net bir şekilde görün. Şu an içinde bulunduğumuz durumda burayı onaylıyor.
O yüzden yani dikkatli olun, şu sıfır bölgesinde çizeyim. Çok güvenli bir noktada göstergelerimiz bizi uyarıyor. Gelen ABD verileri, enflasyon rakamları, Fed'in, Powell'ın açıklamaları hepsi altının kısa vadede dolar bazlı aşağı yönlü sert bir ani harekete müsait olduğunu söylüyor. Benden söylemesi ki saatlik bazlara da geldiğimde şu göstergeleri sıfırladığında bakın burada artık ortalama değerler yukarı doğru 200 saatlik ortalamaları tamamen kırmaya başlamış. Kötü bir görüntü bakın bunu izah edeyim. Uyarıyorum. Bir hataya düşmeyin. Gram tarafında da 1940 lira. Orada da hatırlatayım. Bakın saatliklerde bayrak flama formasyonları var. Günlükte de var hatta. Günlükte daha net bir şekilde var. Bunu daha önce de değerlendirmiştim. Sizin için çok hayır alamet bir görüntü değil. Zaten şu şekilde hadi söyleyeyim. Yani çizelim. Biraz daha yukarıdan. Ama her türlü arkadaşlar 4.20'nin üzerinde 4.5'lara doğru bir hızlı hareketimiz gelecek. Yani bu bir silkelem hareket olarak da değerlendirebilirsiniz bunu. Yani istediğiniz gibi ama düşecek. Yani görüntü bu. 4.20'nin üzeri ortalıkta böyle çırpınanları böyle bize net bir şekilde gösterecek. Böyle ifade edeyim ya. Daha biraz daha sert ifade ederim beni biliyorsunuz ama sizi üzmek istemiyorum. Siz temkinli olun. Gram altın yatırımcısı için 1950-2000 lira seviyeleri uzun vadede iyi bir ortalama. Kademeli alımları gerçekleştirebilirseniz biraz da sabrınız var ise iyi. Şurada 1940'ların altına gelir isek bu destek dirence döner ve zaman kaybını bize arkadaşlar ciddi derecede başlatır. Çünkü 26 Aralık'tan itibaren burası tutmuş. Yani 1 ay Ocak ayından 4 gün Aralık ayından yaklaşık olarak tam 1,5 ay. Hadi 15-20 günde de buraya geldik diyelim 2 ay. 2 aylık bir destek noktası şimdi 2 aylık bir dirence dönebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Geçmiş grafiği ve geçmiş zaman grafiğini her zaman baz alacaksınız. Bu sinyalleri de yine sizle birlikte paylaşmış olayım. Analiz yapan arkadaşlara da buradan da finansal okuryazarlarına bir destek sunmuş olduk. Umarım mevzu okunmuştur. Ben şu anda altın yükselecek ya da düşecek demiyorum. Grafiği değerlendirdim. Siz bundan sonrasını eğitim amaçlı ne yaparsınız orasını bilmem. Herkesin kendi özgür iradesi. Ben de şu anda 1 gram altında yok. Yukarı yönü de aşağı yönü açtığım bir altın pozisyonda yok. Bunu da belirteyim. Benden bu kadar. Altın için bu hafta sonu söyleyeceklerim bu kadar ve kanalımızın topluluk bölümünde hisse senedi özel analiz bölümlerinde salı günü bir şişe cam değerlendirmesi yapacağız. Bunun da bilgisini vereyim. Çok önemli. Ve yarın itibariyle de 2 tane pimi çekilmiş bomba hisse geliyor. Geçmiş videolarımız zaten ortada. Kanalımızın katıl butonundaki hisse senedi özel analiz bölümüne hepiniz davetlisiniz. Altında bir süre daha enayi gibi beklemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Benim fikrim bu. Gene dayanamadım söyledim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.